Efendim dün akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin hatta dünyanın gündemine oturan olayla ilgili bir sıcak gelişme, bir son dakika gelişmesi var. Siz de görüyorsunuz ekranda Ankara Gücü Başkanı o hakemmelere yumruk atan Ankara Gücü Başkanı tutuklanmıştı. Ankara Gücü Başkanlığı görevinden istifa etti. Tutuklu olarak şu anda kendisi cezaevinde. Tabii ki soruşturmanın, davanın takipçisi olacağız. Adalet Bakan, Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti. Soruşturmanın genişletileceğine yönelik Faruk Koca ile birlikte iki kişi daha tutuklandı. Ankara Gücü Başkanı tutuklu bulunan Faruk Koca, Ankara Gücü Başkanlığı görevinden istifa etti. Ekonomiye döneceğiz şimdi. Ekonominin gündemine bakacağız. Vatandaş geçinmekte zorlanıyor. Zaten borcu borçla kapatıyordu ki kredi kartı kullanımı arttı. Her ne kadar sıkılaşma politikalarıyla hareket etse de yeni ekonomi yönetimi vatandaş nereye sarılacağını şaşırmış durumda. Rakamlara bakacağız. Borçlar dağ gibi büyüyor efendim. Aralık 2022 tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan borçlar 1 trilyon 433 milyar liraymış Aralık 2022 tarihinde. Bir yıl sonra tam bir yıl sonra 2 trilyon 556 milyara yükselmiş. Neredeyse %100 oranında bir artıştan bahsediyoruz. Bir yılda borçlar katlandı. Peki krediler hangi alanlarda çekiliyor? Tüketici kredileri ve bireysel krediler, kredi kartı harcamaları bunun %78,37'sini oluşturuyor. Dedik ya insanlar borcu borçla kapatıyordu. Zaten böyle geçiniyorlardı. E şimdi kredi kartı harcamaları da kısıtlandı. Krediye ulaşım engelleniyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarruf tasarruf diyor ya tasarrufu yine vatandaş yapıyor. Peki nereden tasarruf yapacak?